Bravo, salatalar önden geldi. Evet, unutulmadı. Unutulmadı. Unutulsaydı da hatırlatan olmayacaktı. Ya. Evet, ya, böyle de bir şey var. El açması hiçbir şeyiniz yok. Hanımefendiciğim, sizin vardı. Tadına baktık dün, yedik onları da. Bu haftada cumaya kadar benim baklavam var diye dinleyeceğiz Atlı Eser'de. Ayşe eşlik edecek. Yani şimdi el açması. Yani biz bütün hafta boyunca el açması yaptınız. Zannediyorum ben sizin el açmanızı dinleyeceğim bütün hafta boyunca. Evet, çünkü emek yaptınız diyorsunuz. Yaptınız ama yapamadınız efendim. Yapamadınız. Yanlış mı? Yanlış. Oh no. Gerçekten ben mi? Siyah bir şey görüyorum ama. Siz yok, yanlış tava, görüyorsunuz tava, oradan tava, efendim. Tava mıydı? İçimi karartma oğlum. Tamamen yanlış görüyorsunuz. Ay lütfen. Sonra puanlar yanıyor, üzülüyoruz valla. Benim de gençliğim yandı. Ne oldu? Yalnız mısın diye. Bu ara çok yalnız hissediyorum kendimi. Allah Allah. Bir yalnızlık vurmuş Necmettin'i. Yalnızlık Allah'a mahsus tabi. Evet tabi ki. Galiba buraya kısmet aramaya gelmişsin sen, Necmettin mi? Buyurun. Gel de ye şimdi bu kostümle bu eti. Korku salıyor insan içine. Yanmış bu etleriniz Menekşe Hanım. Bana bu etler yanmamış efendim. Çok kızarmış. Şimdi burada 5 kişiye test ettiririm bunu, yanmamış. Çatlak patates mi? Benimkiler ya, biraz şimdi yanmış. Şimdi bu yanmış değil, baby patates ve mantarlı bonfileydi şimdi değil mi? Şimdi bu baby bunun anası herhalde. Evet, obezite baby. Baby ve yok mantar. Şeyi yani bunun üzerine bu bir baby, mantar evet. Sos gelmiş de bu patateslerle... Nasıl ya? Menüyü tam anlatmadım. Baby patates, mantar soslu bonfile miydi? Evet. Ve mantar soslu bonfile eşliğinde. Badenli mantar eşliğindeymiş, evet. Düzelttiler. Böyle bir şey içer miyiz? Yanında en azından. Olsaydı. Ben de istemiyorum. Soğuk bir içecek ben, fark tamam. Etmez. Mantarların üstünden çatır çutur ses geliyor. Bu arada ekmek de kızartmıştı. Ekmek mi? Altına koymak için. Yapmadım. Neden? Neden? Gerek duymadım. Yoksa onlar da mı yandı? Hayır baktı efendim, ekmeklerimi gösterebilirim gayet. Ekmek mi kızarttın? Buraya götürmedin. Getirmedim, menüme yazmadığım için. Eşecik alır mısınız? Lütfen. Farklı bir sunum, ekmeklerimi kızarttım. Teşekkür ederim. Niye yapmadın? Ekşi maya ekmeği kızarttım. Ay ne güzel, niye getirmedin? Eti ekmeğin üzerine koyup onun üzerine sosu koyup. Tamam ne güzel yapacaktım. Olurdu. Yapmak istemedim. Gerçekten öyle bu arkadaşlar canım çorbamı beğenmediler. Gerçekten öyle o kadar güzel bir çorba yaptım. Bir tanesi elinize sağlık güzel olsun demedi. Ağlayacak. Ben onlara daha fazla bir şey yapmak istemiyorum yani. Bir de bayılın isterseniz. Bir de bayılın yani. Neden bayılayım böyle efendim? Şey yapıyorsunuz? Bayılacak bir durum yok. Ben çorba çorbada kaldı. Şu an ana yemeğe geçtik. Ana yemeğinizi en güzel şekilde servis etmeniz gerekirdi. Canımın sonuna kadar servis etmeniz gerekirdi. Size. Benim canım böyle etmek istedi. Niye hazırladınız o zaman? Ettim. Bu sizi hiç ilgilendirmiyor. Niye söylüyorsunuz o zaman? Onu ben söylemedim, Gürbüz söyledi. Gürbüz söyledi. Farklı bir sunum yapacakmışsınız, evet, yapamamışsınız. Yapacaktım. Gayet güzel yaptım. Ekmeklerimi de getirdim, göstereyim size. Artık bir önemi yok ama. Sen keşke yani sen... Getirmeyeceğim dediniz. Devam şimdi ediyor de yani belki dedim. De. Tabii. Çok hoşlarına gidecekti. Çünkü Zuhal Hanımcığım evet gayet güzel yanmadı. Hala sıcak ekmekleri. Menekşe Hanım çorba ama çorbada kaldı. Siz canım çorbayı benim hakkımı yiyerek kötü olmuş dediniz. Siz bunu Allah bilir benim neler diyeceksiniz. Değmez. Benim hakkımı yediniz. O zaman yaptığınız nereden değilsiniz. Ayşe Hanım siz hiç konuşmayın. Siz karşınızdaki kişiye konuşun bana değil. 6 puan ona da konuşun. Fazlasını verdim ben size. 6 puan yani. Benim masam 6 puan. Şimdi bırakın 6'yı 7'yi de yorumuna göre doğru bir puan verdi o ayrı. Ben sana siz bana yürümeyin haksız bir puan verdiğini düşünmüyorum. Ben yarından ben gayet sonra göreceğim. Fakat, haksız puanı Hacer Hanım ve fakat siz yarından sonra vereceksiniz puanlarınızı. Hepsini böyle ben, olacak. Bakın sizinle iddia ediyorum. Hı. Eğer yarın gününüz eğer evet. Gerçekten güzel yapın. Hı hı. Size ben
hakkaniyetli puan vereceğim ama kaç siz vereceğim utanmayacaksınız. Bana? Utanmayacaksınız. Yemeğinizi görmeden menünüzü utanılacak. Şimdi bakın. Utanmayacaksınız. Utanılacak şey bir, başka bir şeydir. Burada bile, utanılmayacak bile, şey var. Burada utanç bir kelimesini bıçak, kullanmak bile, yanlış bir kelime bıçak. Oldu sizin ben için. Ben bir etimin tadına bakayım bak. Lütfen. Yorum yapacaklar ya. Bence de biraz düşürün kendinizi. Çok yükseldiniz. Bu kırılar kötü. Aşağı inin biraz. Yükseltiyorsunuz. Şimdi vallahi süpürgeyi alır uçar hepinizin tepesinden. Yani buradan bak, artık uçacağı yer karşıya falandır, bize değil. Ama şimdi şöyle öyle bir şey mi var sevgili Menekşe. Şimdi beğenirler beğenmezler herkes eleştiri alıyor. Şimdi sen bir şeye kızıp sinirlenip aslında planladığın şeyi hayata geçirseydin. Bu senin yarışman devam ediyor. Evet. Eksiğin yok, yediğin yok. Yediğim öyle fecaat bir durum da yok ortada. Yapmak istemedim Zuhal Hanım. Yani ben de onu söyledim. Ben de onu söyledim. Dedim ki çorba çorbada olmuş, kaldı. Olmuş, ama yemek zamanındayız. Belki çok hoşlanır. Evet peki, belki daha farklı bir sunum olacaktı. Hepsi beğenmemek amaçlı gelmiş. Bana buyurun. Mantarları bu kadar doğrayan beyefendi benim jülyenlerime diyor ki bunlar hiç güzel olmamış. Siz çorbadaki mantarlarınıza bakın. Mantardan falan daha büyük efendim. Sebzeler vardı içerisinde. Peki. Mantarın içerisinde soğan var mı? Var belli ki. Bariz mantardan daha çok soğan tadı geliyor. Ekmekli bir bifteyi sunum yapacağını, güzel bir görsel hazırlayacağını düşünmüş. Hatta ekmeklerini de hazırlamıştı ama bizim önümüze getirmedi. Şöyle dedi ki, siz dedi benim dedi harika bir çorbama dedi. Şey yaparsanız dedi bu şekilde çok kötü olmuş derseniz ben de sizin önünüze bunu getirmem dedi. Ne alaka? Zaten sen o kadar süre içerisinde emek verip harcamışsın, yapmışsın. Keşke önümüze getirseydi, belki bizim için çok daha iyi bir puan hak ediyor olabilirdi. Ben yoruma geçebilir miyim? Yedin mi hepsinden? Yani hepsinden tattım. Peki yalnız Neco, anlat. Yalnızlıkları oynamayayım şimdi. Patatesler baby patates ama patateslerin ebatı çok büyük. Biraz ana patates olmuşlar. Onları ben yedim. Şunlar baby. Ama öbürleri biraz bir tık paketten büyük. Paketten o şekilde çıkıyor. Patatesler güzel haşlanmış. Yani sert bir kısmı yok. Beğendim patatesi. İyi pişmiş diyorsun. Salatayı da beğendim. Bir peynir bekledim açıkçası ama olmadı. Sorun yok. Salatayı da beğendim. Peynir koymadım. Salatayı beğendim. İlk defa et yedim ben bugün. Ah! Vallahi yanmamış bir et yedim. Ama demin yanmış o simsiyah bir şey görüyorum. Orada gördüm bana gelmedi. Şansıma bana gelmedi. Arkadaşlara gitmiş bana ama geldi. Bana çok güzel. Benim etim çok yalnız, güzeldi. Onlar cidden. Yedik değil. Ben ana yemeği beğendim. Sen afiyet olsun. Aa, devam et lütfen. Hacer öyle bakmıyor ama. Yo, ben de eti beğendim. Oo, süper. Eti beğendim. Çok tamam. Güzel pişmişti. Yanık da değildi. Harika, patateslerinizi de beğendim. Mantar sosunuzu beğenemedim. Ha sen mantar sosunu pardon söylemedim. Pardon, mantar sosunu ben mantar sosunu da beğendim. Beğen, tamam. Çünkü o da yazdırdığım için sormak. Evet, mantar sosu ben beğenemedim. Neden? Şöyle çok yağlı geldi bana. Hı. Ve şeyler bademler çok şey kalmış içerisinde, diri kalmıştı. İkisinin uyumu keşke sadece mantar olsaydı. Hani badem olmasaydı. Bakın şimdi mantarlı badem dedim ya, bademler zaten pişmez. Bademler ne kadar pişirirsen pişir, haşlarsın belki saatlerce de yumuşar. Badem sert kalır zaten. Yani badem benim yumuşatma gibi bir şeyim olamaz. Böyle bir şey yok. Literatürde pişer, yok. Pişer, badem pişer, çok sert badem de olmaz. Badem kızarır. Badem kızarır, yumuşayabilir. Badem yumuşayabilir. Keşke mantarla ikisini beraber yapmasaydınız. Patatesinizi de beğendim. Salatayı çok beğenemedim. Çok basit geldi bana bu salata. Beğenmedin. Evet. Basitliğinden mi beğenmedin? Basitliğinden beğenemedim ve yağlı. Sosu doğranmış. Yağlı. Merak ediyorum. Çok yağlı. Zahmetli evet, salata ya. Nasıl oluyor? Bana bunun bir tarif eder misin? Yani içerisine hep böyle birkaç çeşitten fazla yeşillik doğrarsınız. Salatalık koyarsınız, domates koyarsınız. Bir peynir grubu, protein grubu koyarsınız. Sonra onunla salatalık, beraber... Salatalık, domates, peynir grubu 3 oldu. Salatalık, domates, peynir demiyorum. Bir protein grubu koyarsınız. Peki, bunda peynir olabilir. Ayıtladım. Maydanozumu bir doğradım. Bir meyve koyarsınız. Yokamı doğradım. Ardından meyve var, kayısı var, nar var. Tek tek ayıtladım. Cevizlerimi tek tek elimde kırdım. Ayrıyeten 4 ayrı sos koydum içine. Çok yağlı limonumu olmuş. Sıktım. Yağı çok fazla olmuş. Zeytinyağınız çok fazla olmuş. Bence siz salatadan anlamıyorsunuz. Ben salatadan çok iyi anlıyorum. Yok. Ben salatadan çok iyi anlıyorum. Bu salata yağı fazla bir salata. Peki Mustafa seni dinleyeyim. Ben salatanın... Etten başlayayım önce. Başla. Bu parça et evet yanmış. Tadına da baktım. Tadı yanık mı? Sizin etinizden yanık tadı güzel var. Ama sizin etinizden daha yenilebilir bir et. Ben kendi etimden daha fazla yediğimi düşünüyorum. Size et yanık güzel gelmiş. Size yanık gelen kesim gibi bana da yanık geldi bu et. Yanık diyor bak etin. İşte şimdi beni anlamıyorsun. Benimki de yanık. Aa. Evet bakın. Çıkır asla çıkır kabul etmiyorum. Ama yanık değil benim. Devam etmek
istiyorum. Buyurun, ama diğer parça et güzel pişmiş. Bir tanesi yanmış diyorsun. Bir tanesi yanmış, diğer parça et güzel pişmiş ve tamamına yakın neredeyse yedim. Yorumdan sonra da devam edeceğim yemeğe açıkçası. Afiyet elinize olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Salatanın yağı tuzu ben güzel olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kolay bir salata olduğunu düşünüyorum ama yazdığınız menüde yer alan salatanın bu olduğuna kanaat getiriyorum. Bence lezzetli bir salata. Patates ve mantar sosu. Bu baby patates olduğunu düşünmüyorum. Obezite bir baby olmuş bu. Şişko bir çocuk bu herhalde. Üzgünüm. Patatesler büyük. Yani onu zaten tek patatesi... tek alamıyorsunuz ama beyefendi. Bir paketin içinde. Paketin biliyorum. İçinden ne çıkarsa biliyorum. Tek tek seçebilme şansım olsa hepsini eşit seçerdim. Ben bir şey soracağım. Küçükleri var mıydı içinde? Patatesi herhangi bir şey yapmadınız herhalde, bir sos sadece kızarttınız. Haşladım. Kızarttınız. Haşladım. Güzel. Tereyağında uzun süre kızarttım bir de onu. Arkalı önlü kızarttım. Bifteyi marine ettiniz, uzun saatler beklemiş bir biftek var. Uzun saat bekledim. Mantar eşliğinde mantardan daha baskın soğan. Soğan eşliğinde biftek olsaydı daha bir yorum olurdu menüde. Peki. Ayşe diyor ki etim yanmış. Evet, bir gösterebilir misin? Kameralara göstersin. Şey, mantarla da kapatmaya çalışmış dedi. Hayır, asla. Bakabilirsiniz. Hayır, yanmış bir et değil o. Kabul etmiyorum. Tadı nasıl? Tadına baktınız mı? Tadı tabii ki. Fazla kızarmış çünkü yandığından dolayı sert kuru mu? Geldi bana. Sert. Kuru mu? Bu et sert geldi sert size. Sert geldi, kuru geldi. Ya şey yanmış. Yani şimdi şöyle sert. Etimin kesimine bana bakıyorum. Gelen eti yanmış yani. Bana gelen tarafı yanık. Acaba duş aldırırken ben çok yaptırırken... Çok aşırı yağ çıkıyor zaten. Onu arkada daha etlerim et. Var yani. Aşırı yağ çıkıyor içinde. Arkadaki etler işe yaramıyor. Bunu evet. Mustafa Bey evet, tecrübe etti aslında. Evet, arkadaki etler öne gelsin. Tecrübe ama bak mesela şimdi Ayşe'ninkine bir bak. Benim de hafif bak üstlerine. Evet. Hafif böyle bir fazla kızarma ben, var. Fazla kızarmış ama bu yanmış mı? Ya yani yanık değil yanık ama birazcık daha kalsaymış. Evet. Durmuş aslında. Ama yanmış. Ya, orada, sen de mi cız cız birazcık ihtimalle. Unuttun herhalde evet. Orada. Onunki, ama yanık tadı yok yani ette. Yok yanık tadı yok. Yok. Sanki şey gibi yapmış. Biraz yanmış, bir biraz yani yanmamış. Mustafa'nınki yanmıştı. Onu söyleyeyim de. O, bir tanesi var. Dışı oldukça zaten gitmişti. O bana özeldi. Bana özel. O sana özel yaptı. Çok güzel. Bugün size gelmiyor. Yanmamış. Gelmiş. Teşekkür ederim. Peki. Bugün mantar nasıl? Mantarlar sert biraz. Patates de güzel, tadı lezzetli ama çok yağlı, aşırı yağlı. Salata da çok aşırı yağlı. Yağ var, yenmiyor yani. Çok yağlı. Ya sizin yani çorbanız çok daha yağlıydı. Benim çorbanızın yanında. Şey yağlı ama. Normal koyma bir yağ. Mantar da sert değil bu arada ya. Pardon? Birazcık dilim mantara ben kemik suyu mu koyacaktım? Ne demek istiyorsunuz hayır, siz? Hayır, mantara demiyorum. Kemik suyu koyduğu için diyorum. Benimki kemik suyuyla yapıldı. Bu normal yağ koyuldu. Normal yağ yani. Bu normal yağ koymuşsunuz. Etiniz de fazla yağlı zaten. Bakabilirsiniz. Normal yağ dediğiniz bana nedir? Bana gelen yeri çok yağlı. Normal yağ dediğiniz nedir? Ben sizin yaptığınız yoruma sıvı bir cevap veremiyorum. Ama ne burada, diyeceğimi bilemiyorum. Burada sıvı yağ yorum, kullanılmamış yorum gibi bu ete. Bu et bu böyle yağlı olmuş. Bunun burasında yağ olmuş. Hanımefendi benim etim yağ pişmiş mi? Patatesim pişmiş mi? Pişmiş bu kadar kişi bana et pişmiş gayet bana iyi. Gelen etiniz bana yağlı. Gelen etiniz gerçekten yanmış. Yani. Bana gelen etiniz yağlı. Pişmiş canım haddinden fazla pişmiş. Ama o ette bir kuruluk yani var onun yanık yani bir eti var. Hani ben keşke farklı bir et getirseydiniz servisinizde evet. Ama artık yapacak bir şey yok. Her tabakta iki parça var. Her tabakta iki parça var. Mustafa da benim bir tanesi yanmıştı diyor. Şöyle benim gördüğüm ben masalara bakıyorum, tabaklara bakıyorum şöyle bir şey ama var. Bu yanma her değil. Tabakta iki parça bak, var. Biri yanmış biri yani. Yanmamış bir şekilde. Bu yanık Mustafa değil. Ben de kendi etimi göstereyim size. Neresi yanık? Bende de var. Burası da yanık. Öbürkünde de mi vardı yanık? Bu kadar yanık yok. Ha onu uzan onu. Biri yanık, biri yanık olmamış bir şekilde getirilmiş. Bunlar beni çıldırtıyorlar. Bunlar beni gerçekten çıldırtıyor. Son raddeme geldim yani. Ben de ikisi de gayet okey. Evet, seninkinde evet, senin de evet yok. Sizin diliniz yandığı için öncesinden size özel getirmiş. Ben burayı evet. Görmemişim. Yorumlarımdan bir korkuyorum. Bir saniye, acayip bir şey keşfetti masada. Arkasına hiç bakmamıştım. Hepsi yanmış o zaman Hacer Hanım değil mi? Nasıl ya? Nasıl? Arkası öne her tarafı yanmış Hacer Hanım'ın gösterdiğinin o zaman. Yani ön tarafını değil arka tarafına baktım ben zaten. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ana yemek tabağı ilk defa et yedim. Yani yanmamış bir et yedim gerçekten. Yanık diyenler var. Benim şansıma bugün yanık bir et gelmedi açıkçası. O yüzden ben ana yemeği çok beğendim ve puanıma yansıtacağım. Ana yemek tabağında benim etlerim hep yanık getirmişti zaten. Hep yanıktı. Her tarafı yanmıştı. Benim yemeğime mana verdi ama kendi yemekleri yanıktı zaten. Hep yanmıştı. Beğenmedim.
Ana yemek tabağında iki parça et gelmesi güzeldi. Fakat bir tanesi yanmıştı. Ve bıçağı sürttüğüm zaman da çatır çutur sesleri de geliyordu. Altına baktım, altı da bu şekilde. Ama diğer parçada bir problem yoktu. Lezzetli bir etti. Güzel beklemiş, uzun süre beklemiş, marine edilmiş bir et sanırım. Mantarlar, yani soğan çok daha baskındı. Keşke mantarların biraz daha tadı gelseydi. Benim günümde mantarlar şöyleydi, böyleydi dedi. Büyüktü dedi. Keşke iri iri mantar gelseydi de mantara doysaydım. Yanında patates vardı. Baby patates. Baby patates demeye bin şahit ister. Koca koca patatesler diye düşünüyorum. Ana yemek tabağında bifteğini beğendim. Gayet güzeldi. Yanık olduğunu söylediler ama bence yanık değildi. Benim tabağıma gelen en azından yanık bir biftek değildi. Patatesini de beğendim ben. Mantarlarını beğenmedim. Mantarları olmamıştı.